merhabalar Köy TV izleyenleri. Bugün Çiftlik Akademi'de ben sizlerle birlikte olacağım. Ben Şeyma Taşkıran, Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi mezunuyum. Eğitimatta 1,5 senedir veteriner hekimlik yapıyorum. Bugün ben sizlere kolostrum yönetiminden ve buzağı bakımından bahsedeceğim. Öncelikle kolostrum nedir? Kolostrum halkımızın da bildiği ağız sütü dediğimiz şey. Doğumun ardından inekten elde ettiğimiz ilk süt. Kolostrum bizim için neden önemlidir? Sığırlarda immunite ancak buzağların immunitesi ancak ve ancak kolostrumla sağlanabilir. İlk ağız bu yüzden çok önemlidir ve ilk 2 saatte almasını isteriz biz buzağımızın. İlk 2 saatte içmesini isteriz buzağımızın kolostrumunu. Fakat yine de yarım saat 45 dakikada biz buzağlarımızı ilk ağızla beslemeye gayret gösteriyoruz. Anne karnında kotiledoner plazanta sebebiyle immunoglobulin G geçişi anneden yavruya çok az miktarda olmakta ve bir buzağı doğduğunda %10 immuniteyle hayatına başlamaktadır. Biz bu kolostrumu ne kadar erken ve ne kadar düzgün verirsek buzağımıza immunitesini de hayatı boyunca sahip olacağı immuniteyi bu şekilde ona kazandırmış olacağız. Peki kolostrumumuz nasıl olmalıdır ve o kolostrumu zengin hale nasıl getirmeliyiz? Öncelikle kuru dönem aşılarımız çok önemlidir kolostrum için. Kuru dönemin 220 ve 240 gebeliğin 220 ve 240. günlerinde biz annelerimize rota, korona, E. coli, Clostridium aşılarını yaparak ve bunların yanında solunum sistemi BRSV, parainfluenza, Pastorella aşıları yaparak kolostrum kalitesini zenginleştirmeye çalışıyoruz. Peki bu nasıl oluyor? Annemizi aşıladığımız zaman annemizin antikor titresi giderek yükseliyor ve bu da kolostrumuna geçiyor. Ve yüksek laktasyondaki ineklerimizden daha kaliteli kolostrum elde ederiz her zaman. Bunun için de biz düve yavrularımız için her zaman yüksek kaliteli, yüksek konsantrasyonu, yüksek laktasyondaki annelerimizin kolostrumunu mutlaka uygun şartlarda muhafaza ederiz. Kitabi bilgiye göre refraktometre ile baktığımızda 22 Brix değerinin üstünde olmasını isteriz biz kolostrumun. Fakat biz çiftliğimizde her ihtimale karşı 25'in üstündeki kolostrumları buzağlarımıza vermeye gayret gösteriyoruz. Düve kolostrumunu vermemeye çalışıyoruz. Bunun için saklıyoruz güzel güzel kolostrumlarımızı. Yaz aylarında 4 santigrat derecede 1-2 gün dolapta kalabiliyor. Dondurulduktan sonra da 4-5 ay kadar dondurucuda kalabiliyor kolostrumumuz. Ve kolostrumun kanlı, partiküllü olmamasına özen göstermeliyiz. Eğer kanlıysa o kolostrum buzağımıza vermekten daima kaçınmalıyız. Ve ilk 24 saatte buzağımız biz isteriz ki 6 kere kolostrum alsın. Ne kadar içebiliyorsa o kadar kolostrum alsın. İlk 2 saatten sonra bağırsak porları giderek daralıyor ve bundan sonra vereceğimiz kolostrum bizim bağırsak immunitesiyle ilişkili olmaya başlıyor. Bu bağırsak immunitesi de bizim için neden önemli? Bağırsak immunitesi neonatal ishallerimize karşı bizim en güçlü silahımız. İlaç, aşılama, her şeyin yanında buzağın ilk ağzını çok iyi bir şekilde ve ilk 24 saatteki beslenmesinin çok iyi olmasını isteriz biz. Bunun yanında kendi gözlemlerim doğrultusunda kolostrumunu içmeyen buzağlarımıza ilk yarım saat 45 dakikada hala emme refleksi gelmemiş olan buzağlarımızı sondalamamız gerekir. Sondalama işleminde 2 litreden fazla kolostrum vermemeye özen gösteririz. Yani her türlü ilaç ve aşının yerini kolostrum alabilir. Kolostrum bizim için altın değerinde bir silahtır. Ve yetiştiricilerimizin, çiftliklerimizin buna çok büyük özen göstermesi gerekir. Kolostruma dikkat etmediğimiz takdirde buzağı kayıplarımız, buzağı ishallerimiz had safhaya ulaşacaktır. Diyelim ki kolostrumumuzu gecikti, vermedik, unuttuk, her türlü şey olabilir ya da elimizde kolostrum yoktu. Buzağımız immunitesi inanılmaz düşük olacak. Her türlü hastalığa, her türlü enfeksiyona karşı açık bir hale getireceğiz. Açık hedef haline gelecek buzağımız. Her türlü soğuk ve sıcaktan, her türlü patojen veya patojen olmayan mikroorganizmadan etkilenecek.
ve buzağı kayıplarımız bununla birlikte çok fazla artacaktır. Kolostrumun kaliteli olmasını için kuru dönem aşılamalarının yanında kuru dönem beslemesinin de sağlam olması gerekir. Doğru beslenmeyen bir annenin doğru bir kolostrum üretmesini bekleyemeyiz. Buzağımız ilk doğduğunda neler yapmalıyız öncelikle? Buzağımız doğar doğmaz annesiyle yan yana bırakılıp onun kuruması sağlanmalıdır. Ama annesi eğer güç doğum oldu, farklı bir durum şekillendi, annemizin buzağıyla ilgilenecek durumu yoksa onu kendimiz battaniye veya herhangi bir şeyle kurulasak çok güzel olur. Çünkü annenin yalayarak buzağının kurutması kan dolaşımını da bir yerde hızlandırır ve buzağının daha çabuk ayağa kalkmasını ve emme refleksinin daha çabuk şekillenmesini sağlar. Daha çabuk besleriz biz buzağımızı. Buzağı doğar doğmaz göbek kordonunu mutlaka batikon veya elimizdeki antibiyotik içeren spreylerle ilaçlamalıyız. Çünkü göbeği açık, yeni doğmuş bir buzağı bütün etkenleri göbeği vasıtasıyla alabilir ve bütün vücuduna bunu yayabilir. Göbeğimizi korursak buzağımızı korumaya başlarız. Böylelikle göbek enfeksiyonlarından da buzağımızı korumuş oluruz. Buzağımız doğdu, kuruttuk, göbeğini ilaçladık. Hemen ardından kolostrumunu vermeye çalışacağız. Buzağımız kalkmıyor, güç doğum oldu yine. Annesinin emmesini beklememize gerek yok. Biberon vasıtasıyla da buzağımızı besleyebiliriz. Ve biberon vasıtasıyla buzağımızı beslerken kolostrumumuzun ısısına dikkat etmeliyiz. Kolostrumun ısısı ve hayatı boyunca içeceği sütün ısısı 38 santigrat derecenin altında veya üstünde olmamalıdır. Vücut ısısının altında veya üstündeki süt veya kolostrum ağız buzağımızı gıda sebepli ishallere götürecektir. Ve bu ishal onun bağışıklık sistemini düşürecek. Yine dediğim gibi birçok hastalığı açık hale getirecektir. Eğer hayvanımız çoksa, buzağlarımız çoklu barındırılıyorsa en az bir ay buzağlarımızın birbirleriyle temasını önlememizi öneririm ben. İlk bir ay kendilerine gelme sürecinde buzağlar birbirleriyle minimal temasta ve dışkı, salya, herhangi bir yem, biberon alışverişi yapmamalılar aralarında. Onun su kabıyla diğeri su içmemeli, onun biberon emziğine diğeri değmemeli. Çünkü ilk bir ay buzağlar çocuk da değil bebek konumunda tutmalıyız. Onların altını, kuru karnlarını tok tutmalıyız. Altlık yönetimine de dikkat etmemiz gerekir buzağlarımızda. Mümkünse her gün altlığını temizleyip dışkısını, idrarını uzaklaştırıp yeni saman atılmasını öneririm. Peki bunun yanında doğum annelerimiz nasıl olmalı? Doğum annelerimiz her doğumdan sonra dezenfekte edilip altlığı uzaklaştırılmalı. Çünkü bir buzağı doğum anında zaten annesinden enfeksiyonu kapıyor. Ve ardından ikinci bir annemizi padoğumuza aldığımızda enfeksiyon yükü giderek artıyor ve buzağlar daha fazla enfeksiyonla karşı karşıya kalıyor. Peki buzağlarımızı kaç saatte bir ve ne kadar beslemeliyiz? Buzağlarımızı 2 aya kadar günde 3 kez 2'şer litre sütle besleyebiliriz. 2 aydan sonra yavaş yavaş verdiğimiz süt miktarını azaltarak buzağımızı sütten kesime alıştırmalıyız. Birden sütten kestiğimiz buzağların sütten kesim stresi sebebiyle bağışıklık sistemleri depresi olur ve hastalıkları açık hale gelirler. Bu yüzden ben 3 ayda buzağların sütten kesilmesini tavsiye ederim. Asıl kriterimiz bizim için bir buzağı doğum ağırlığının 2 katına ulaştıysa o buzağı sütten kesmeye gayret gösteririz. Ama bu sütten kesim evresi kademeli olmalıdır. 2 aya kadar 2 litre şeklinde günde 3 kez buzağlarımızı beslersek güzel bir verim alabileceğimizi, randıman alabileceğimizi düşünüyorum ben. Ama 2-3 de verilebilir. İşletmemize, hayvanımızın elimizdeki süt miktarına bağlı olarak. Ama bir öğünde verilen süt miktarının 2 litreyi geçmemesine özen göstermenizi tavsiye ederim. İlk 2 ay için geçerli bir durum bu. Daha fazla süt verdiğimizde buzağlarımız süt ishaline sebep, buzağlarımızda süt ishali meydana gelebilir. Süt ishali meydana geldiyse şayet,
ve çok süt verdiğimiz için bunun meydana geldiğini düşünüyorsak, daha az ölçeklerde ve düzenli bir şekilde belli periyotlarda buzağımızı beslersek buzağımız kendini yavaşça toparlayacaktır. Toparlamadığı takdirlerde yardımcı ürünlerden faydalanabiliriz. Ama gerek kalacağını düşünmüyorum ben açıkçası. Fakat bozulmuş süt, soğuk sütle beslenen buzağlarımızın süt ishalleri daha şiddetli meydana gelir. Bu yüzden öncelik tedavi değil, öncelik koruma olmalı bizim için. Her şeyi doğru yaptığınız takdirde tedaviye de ihtiyacınız minimal düzeyde olacaktır. Yeterli miktarda, yeterli ısıda, güzel kalitede verdiğimiz zaman sütümüzü, ishal ve bunun yanında gelebilecek hastalıklardan buzağımızı zaten otomatikman korumuş olacağız. İlk bir aydan sonra biz işletmemizde 3. günden itibaren buzağlarımızın önüne kesif yeme ve suyunu koyuyoruz. Fakat buzağlarımız ilk 20 gün boyunca tek mideli olarak çalışır. 20 günden sonra işkembe dediğimiz rumen çalışmaya başlar. İlk 20 günden sonra buzağımızın önüne mutlaka kaba yemini. Bu da kaliteli ve yapraklı, yumuşak yonca olmalıdır her zaman. Kesif yemin yanında koymaya başlamalıyız. Biz 2 ay düzenli bir şekilde sütle beslediğimiz buzağımızın yavaş yavaş sütünü azaltarak sütten kestiğimiz zaman buzağımızın kesif yemeye daha fazla yöneldiğini zaten göreceğiz. Sütünü kıstığımız anda kesif yemeye daha ağırlık verecek. Ama bunun yanında kesif yeme önüne koyduk, günlerce aynı yem kalmasın. Yemlerimiz küflenebilir, pislenebilir. Mutlaka yemlerimizin temizliğine özen göstermeliyiz. Küflü yemle beslenen hayvanların ani ölümleri kaçınılmaz oluyor çoğu zaman. Ne kadar temiz beslersek hayvanımızı o kadar hastalıklardan kurtulmuş olacağız. Doğum sonrası ilk bir ay buzağların birbirleriyle teması minimal düzeyde olmalıdır. Biz işletmemizde bir aydan sonra 20-25'li gruplar halinde sosyal padoklara geçiriyoruz buzağlarımızı. Otomatik süt makinelerini alıyoruz. Fakat imkanınız varsa 2 ay boyunca buzağının tekli padoklarında, gezinme alanı olan tekli padoklarında olmasını tavsiye ederim. Buzağın ne kadar diğerleriyle az teması olursa o kadar hastalıklardan korunmuş olacaktır. Bir aydan sonra çoklulaştırdığımız buzağlarımız 75 gün boyunca süt içiyorlar. Fakat canlı ağırlık artışının iyi olmayan, hastalık geçmişi olan buzağlarımıza daha fazla süt vermeye gayret gösteriyoruz. Daha fazla kilo almasını sağlamak istiyoruz. Ondan sonra da daha kalabalık padoklarımıza geçiyoruz. Çoklulaştırdığımız buzağlarımızın her zaman gözlem altında tutmalıyız. Çünkü herhangi birinde hastalık görüldüğü zaman o padok bilin ki hepsi hastadır. 20 buzağının 20'sinde hasta olur veya olacaktır. Bu yüzden sürekli gözümüz buzağlarımızın üstünde olması gerekir. Bu yüzden de 2 ay boyunca ayrı olarak bakılmasını ben tavsiye ederim. Sosyalleştirdiğimiz, yani çoklu padokları aldığımız hayvanlarımızın önünde kesif yem, suyu ve taze yoncası her zaman bulunmalı. Önünde yemini eksik etmemeliyiz ne kadar süt içseler de. Yemleri daima yenilenmeli, tazelenmeli ve herhangi bir küfün, yabancı maddenin içinde bulunmasından kaçınmalıyız. Bir ay kulübede tuttuğumuz, ayrı padokta tuttuğumuz buzağımızı 45 günde sosyal padokta tutuyoruz. Ardından süt kesiminden sonra 75. günde sütten kestiğimiz buzağlarımızı 10 gün daha aynı grupla aynı padokta tutmak isteriz biz. Sütten kesim stresinin ardından padok değişikliği buzağlarımızı ciddi sarsıyor. Bu yüzden de sütten kestikten sonra 10 gün aynı padokta arkadaşlarıyla devam etmesi önemlidir. Sığırların ve küçük sığır buzağların da sosyal olduğunu unutmamak gerekiyor. Onların da arkadaşları var. Arkadaşlarından ayrılan buzağlar daima daha düşkün, halsiz ve hastalıklarda açık hale geliyorlar. Buzağlarımıza 50. günden önce solunum yolu hastalıklarıyla ilgili aşıları yapmaktan kaçınıyoruz. Bunun sebebi de kuru dönemde yaptığımız aşının kolostruma, yani ağız sütüne geçmiş olması ve buzağımızın onu ilk ağızla almış olması. Biz yaptığımız testler sonucunda 50 günün altında buzağlarımıza solunum yolu aşısı yaptığımızda anneden aldığı antikorlarla bunların baskılandığını gördük. Bu yüzden de 50 günden önce buzağlarımıza solunum yolu aşılarına başlamak istemiyoruz.
farklı bir işletmede, farklı bir aşı programında farklı uygulamalar yapılabilir. Biz solunum yolu aşılarına 50. günde başlıyoruz. 50. günde buzağlarımıza BRSV, parainfluenza 3 ve pastörelle aşılarına başlıyoruz. Fakat tek doz aşı hiçbir zaman yeterli antikor titrasyonunu bize vermez. Bundan 21 gün sonra aşımızı tekrarlamalıyız ki uygun immuniteyi elde edelim. 150. günde BVD ve IBR aşılarımıza başlıyoruz. Bunun da 50. günde yaptığımız aşılar gibi 21. günde mutlaka rapelini yapmalıyız ki uygun immuniteyi, uygun bağışıklığı elde edelim. Fakat aşılama %100 korumak değildir. Bunun yanında solunum yolu enfeksiyonları için barınaklarımızın çok iyi olması gerekiyor. Nasıl iyi olmalı barınaklarımız? Havalandırmasının iyi olması gerekiyor. Ahırımızda amonyak kokusunun yoğun olduğu bir ahırda aşılama bizi koruyamaz. Dört yanı kapalı küçücük bir deliği olan damda solunum yolu enfeksiyonları kaçınılmaz olacaktır. Mutlaka havalandırması olmalıdır. Kışın soğuktan, yazın da sıcaktan buzağlarımızı korumalıyız. Peki buzağı beslediğimiz alan nasıl olmalı? Temizliğini nasıl yapmalıyız? Öncelikle havalandırmadan bahsettiğimiz gibi havalandırma çok iyi olmalı. Fakat buzağlarımızı kışın üşütmemeli, yazın da sıcaktan bunaltmamalıyız. Bunun yanında her türlü vektör olan sinekleri ahırımızdan uzak tutmalıyız. Çünkü sinek, köpek, kedi gibi hayvanlar hastalık etmenlerini bir hayvandan diğerine çok rahat bir şekilde bulaştırabilir. Altlık yönetimini bunun yanında çok iyi tutmalıyız. Biberonlarımızı mutlaka dezenfektanla temizlemeliyiz. Altlıklarımızı mutlaka dezenfektanla temizlemeliyiz. Çokluya aldığımız hayvanlarımızda halk arasında kanlı ishal dediğimiz koksidyoz ishalini de görebiliriz. Bunun için de çoklulaştırdığımız hayvanları çoklulaştırdıktan, sosyalleştirdikten 10 gün sonra uygun ilaçları, koksidyozu önleyecek uygun ilaçları uygulamalıyız ve 20 gün sonra o ilacı tekrarını yapmalıyız. Böylelikle kanlı ishalden de kurtulmuş oluruz. Kısacası toparlayacak olursak, buzağa bakımı büyük özen gerektiren, meşakkatli bir iştir. Buzağa bakımı dendiğinde aklımıza her daim kolostrum yönetimi gelmelidir, altlık yönetimi gelmelidir ve barınak şartları gelmelidir. Bugün sizlere buzağa beslemesinden, buzağa aşılamasından ve buzağa gruplandırılmasından bahsettim. Bir başka programda tekrar görüşmek üzere esen kalın. Bir başka programda görüşmek üzere esen kalın.